Evet, taksilerle çoğumuz problem yaşıyoruz. Sıkıntılar bitmiyor maalesef taksilerle, taksicilerle. Ama bu son zamlardan sonra sanki biraz daha taksi bulunabilir oldu. Çünkü zam... Tercih edilmiyordur belki eskisi kadar. Evet, bir de şimdi bu haberimizi verelim, ondan sonra ben en son yaptığım bir taksi yolculuğunda bana taksi şoförü neler aktardı onu sizlerle paylaşayım. Onu aktarırsın. Şimdi denetimlerde sıklaşmıştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Eminönü otobüs durakları mevkiinde ticari taksilere yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Bir ticari taksi sürücüsüne yolcu gibi yaklaşan görevli polis memuru Taksim'e gitmek istediğini söyledi. Bakalım hangi cevabı vermiş. Önümde polis var, evraklarım eksik ya. He. Oradan kaçmaya çalışıyor. Karşısındakinin polis olduğunu bilmiyordu. Öne sürdüğü bahane polis kontrolü oldu. Taksici bu kez baltayı tam anlamıyla taşa vurdu. Taksim'e geçelim mi? Yok. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih Eminönü'nde yolcu seçen taksicilere yönelik denetimdeydi. Görevli bir polis memuru yolcu gibi taksi durdurdu. Taksim'e gitmek istediğini söyledi. Taksim'e geçelim mi? Yok. Önümde polis var, evraklarım eksik ya. He. Buradan kaçmaya çalışıyor. Taksim'e gitmiyor mu? Evrak eksik, polis var, yoksa giderdim. Taksici uygulama noktasında durduruldu. Herhangi bir evrak eksikliği olmadığı tespit edildi. Araç sürücüsüne yolcu seçmekten 4064 lira ceza uygulanırken ticari taksi ise trafikten 10 gün men edildi. Taksime geçelim. Yok, önümde polis var, evraklarım eksik ya. He. Buradan kaçmaya çalışıyor. He. Taksime gitmiyor mu? Evrak eksik, polis var, yoksa giderdim. Tamam. Evet, bunun cezaları çok ağırlaştı. Trafikten men ediliyor araçlar. Dolayısıyla taksi şoförleri bazıları hala bu hiç umursamıyor ama şimdi bu denetimler arttıkça buna uymak zorunda kalanların sayısı da artıyor. Tabii bu denetimler bile olmaması gereken, herkesin değil mi işini düzgün yapacağımız zaman niye gerek olsun ki? Şunu hatırlatayım, geçtiğimiz günlerde bir taksiye zamlardan sonra bindim. Nasıl dedim, yani memnun musunuz? Çünkü daha önce bu fiyatlarla, akaryakıta gelen zamlarla birlikte kar edemediklerini söylüyorlardı. Nispeten biraz daha iyi dedi. Peki dedim, yani yolcu, çok fazla yolcu vardı. Bir sıkıntı yaratıyordu hatta. Ne oldu dedim. Yolcu sayısında azalma var ama bu da bizim işimize geliyor dedi. Çünkü bu sefer biz kendimizi çok büyük bir baskı altında hissediyorduk. Alamadığımız yolcular olabiliyor tabii. Yolda, aplikasyonlarda boş geçip mesela kısa mesafede. Şimdi dedi yoldan çevirenlerin sayısı tabii ki zamlarla birlikte biraz daha azaldı. Bu da aslında bizim istediğimiz bir şey dedi. Dedim peki özellikle dedim Taksim Meydanı gibi yerlerde özellikle Arap turistleri kovalayan, onları seçen sürücüler var. Onlardan sıkıntı duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz dedi ama artık dedi ki başta Orta Doğulu turistler olmak üzere pek çok turist şoförünü bile gelmeden önce ayarlamaya başlamış. Nasıl yani? Şöyle hani mesela... Taksi şoförünü. Taksi şoförü değil. Hani o uzun vanlar var ya. Evet. Onlardan hani saç ekimi için, işte sağlık turizmi ama zaten için gelenler. Çok kullanan, işte, uygulayanlar var. Var ama şimdi daha artık, taksiyle ilgili olumsuzluk yaşayan, hani hep onlara öncelik veriliyor falan filan diyoruz ama onlar da çok büyük sıkıntı yaşamışlar. Dolayısıyla onlar da artık Türkiye'ye gelmeden önce bütün her şeyin dahil olduğu bir paket alıyorlarmış. Yani içinde şoförün de olduğu, taksi şoförü değil özel şoförün olduğu birçok turlar artık böyle organize ediyorlarmış. Yani burada, yani taksiler çok tercih edilmiyor o zaman turistler tarafından da artık taksiler çok tercih edilmiyor ve önümüzdeki dönemde de edilmeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla yani bunu taksiciler düşünsün artık o zaman. Yani demek ki artık şimdi çok fazla arttı ki zaten biliyoruz, istatistiksel olarak da burada aktarmıştık. En büyük şikayet oydu. Evet. Ama bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl böyle sırf turist bekleyen taksicilerin sayısında azalma olacak. Çünkü onlar artık her şey dahil sistemi biliyorsun bizim ülkemize has bir şey. Evet. Ama bunun içerisinde özel şoförü de katarak artık turistler öyle bir organizasyon yapmaya başlamışlar. Sadece Orta Doğulular değil, İngiliz'i, işte Amerikalısı, onlar da. Çünkü özellikle turistler yorumlara bakıyorlar, puanlara bakıyorlar. Yani bir yeri seçeceklerse mesela gidecekleri restoranı, oteli yıldızına bakıyor. Evet. Daha önce kalanlar ne yapmışlar, ne etmişler? Yorumlara bakıyorlar. Yorumlara bakıyorlar. Şehir hayatı, gece hayatı, gündüz hayatı, onlarla ilgili makaleleri okudukları zaman da taksilerle ilgili yaşadıkları sorunları da tabii ki hepsi gördüğü için bu sıkıntıyı ya toplu taşıma araçları, işte metro, otobüs, onlarla değerlendirenler var. Bir de özel şoförünü önceden ayarlayanlar var ki onların sayısı bayağı bir artmış. Bana bunu bir taksici esnaf arkadaşımız söyledi. Onun için onun gözlemi işte tabii yani, ki çok daha önemli. Yani biz bütün sokakları dolaşmıyoruz çünkü. Tabii ki İstanbul'da. Öyle ama işte kurunun yanında yaş da yanıyor. Yani iyi, mesleğini iyi şekilde yapan taksi şoförleri de aslında... Çok var tabii ki, elbette. Kötü yapanların yanında maalesef buna maruz kalıyorlar. İşte iyi yapan bir taksiciyle işte o seyahati gerçekleştirdim. Son derece titiz, arabası pırıl pırıl, bütün kurallara uyuyor. Keşke hep öyle olsa. Gayet iyi ve sonun o tabii bizim de üzerimizde çok büyük baskı var. Çünkü biz de rahatsızız dediği için. Ben onun bana aktardıklarını şimdi zaten sizlerle konuşuyorum. Mutlaka seyircilerimiz için de taksi şoförleriyle o yolculuk boyunca muhabbet eden vatandaşlarımız da vardır. Onlar da sık sık aynı şeyleri duyuyorlardır ama turistler de artık taksileri pek tercih etmemeye başlamışlar. Bakalım neler olacak. Bakalım.